binlerce yıl önce cinlere ve hayvanlara hükmeden bir peygamber. Hazreti Süleyman, o Yüce Allah'ın çeşitli güçlerle donattığı bir peygamberdi. Ve Allah ona bir yüzük bahşetmişti. Bu efsanevi yüzük sayesinde cinleri ve hayvanları yönetiyordu. Ancak Süleyman peygamber vefat edince Kudüs'ü ele geçiren Nebukadnezar Süleyman mabedini yıktı ve bu efsanevi yüzük kayboldu. Peki bu yüzük nerede olabilir? İnsanlık tarihi boyunca peygamberler yeryüzüne ilahi mesajları iletmek ve insanlara doğru yolu göstermek üzere gönderildiler. Ve her biri Allah'ın izniyle farklı mucizelerle donatıldı. Hazreti Adem insanlığın ilk atası olarak ilk insan olma mucizesine sahipti. Hazreti Nuh büyük tufan sırasında inşa ettiği devasa gemiyle insanları ve hayvanları kurtarmıştı. Hazreti Musa ise asasıyla denizi ikiye yararak kavmini Firavun'un zulmünden kurtarmıştı. Hazreti İsa peygamber ise ölüleri diriltme ve hastaları iyileştirme mucizeleriyle biliniyordu. Ve son olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'di. Ancak peygamberler arasında öyle biri vardı ki sahip olduğu güçler günümüzün bilim kurgu filmlerinde bile hayal edilemeyecek boyutlardaydı. Hazreti Süleyman peygamber. Binlerce yıl önce kadim topraklarda Allah'ın ona verdiği çeşitli güçlerle donatılmış cinlere, hayvanlara ve rüzgara hükmeden bir peygamber ve bir hükümdardı o. Yaklaşık olarak 3000 yıl önce Allah'ın özel bir kulu dünyaya geldi. Bu kişi bilgelik ve adaletin timsali olacak ve tüm dünyanın saygı ve hayranlığını kazanacak olan Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dı. Yıllar geçti ve o büyüdükçe onun başka çocuklardan çok farklı biri olduğu artık anlaşılmıştı. Babası Davut peygamber onun içinde büyük bir potansiyel olduğunu görmüş ve ona özel bir ilgi göstermişti. Süleyman peygamber diğer çocuklar gibi oyun oynamaktan çok yazıları ve kitapları incelemeyi çok severdi. Bilgeliği ve merakı daha küçük yaşlarda bile herkesin dikkatini çekmişti. Babası Davut peygamber daha Allah'tan bir haber gelmeden önce onun gelecekteki hükümdarı yani varisi olacağını hissetmişti. Süleyman aleyhisselam Davut peygamberin 19. çocuğuydu ve diğer çocuklarda olmayan adalet ve merhamet duyusunu hemen fark etmişti. Bir gün Cebrail meleği Davut peygambere gelir ve der ki, "Ey Davut, Allah'tan sana bir yüzük ve 10 tane soru getirdim. Evlatlarını topla ve bu 10 soruyu onlara sor. Kim bu sorulara doğru cevap verirse ona bu yüzüğü ver. O da cinleri, insanları ve rüzgarları yönetsin." der. Davut peygamber bütün çocuklarını toplar ve bu soruları onlara sorar. Doğru cevapları ise sadece Süleyman peygamber verir. İşte efsanevi yüzüğün ortaya çıkışı ve Süleyman peygamberin eline geçişi bu şekilde oldu. Hazreti Davud'un yaşamının son dönemlerinde taht için çekişmeler yaşanmıştı. Hazreti Süleyman'ın kardeşi Adonya, babası henüz hayattayken kendini kral ilan etmeye çalışmıştı. Ancak Davud peygamber ve Süleyman peygamberin annesi Bahçeba'nın desteğiyle bu duruma müdahale edildi. Hazreti Davud ölüm döşeğindeyken Hazreti Süleyman'ı resmi olarak hükümdar olarak atadı. Böylece Süleyman aleyhisselam tahta geçmiş oldu.
Ancak onun saltanatı babasının mirasından çok daha fazlasını içeriyordu. Çünkü Allah ona daha önce hiç kimseye verilmeyen olağanüstü bir yetenek bahşetmişti. Cinler ve hayvanlarla konuşma ve onlara hükmetme gücü. Bu süreç artık Süleyman peygamber için ilginç olayların başlangıcıydı. Süleyman peygamber artık bir hükümdar ve en önemlisi bir peygamberdi ve Allah'ın emir ve yasaklarını anlatmakla yükümlüydü. Bir gün sabahları kendi emrine verilen kuşları tek tek karşısına geçirir ve yoklama alır. Ancak Hütüt kuşunun olmadığını fark edince hemen sinirlenir. Hütüt'ü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Ya bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirecek ya da onu şiddetli bir azaba uğratacağım der. Hütüt kuşu çok zaman geçmeden gelir ve Süleyman peygambere Sebe kavmi hakkında çok önemli bir haber getirdiğini söyler. Hütüt kuşu Sebe ülkesinde bir kadın hükümdarın olduğunu ve bu halkın güneşe taptıklarını Süleyman peygambere haber verince, Süleyman peygamber bunun üzerine Sebe melikesine bir mektup yazarak derhal yanına gelmesini emreder. Ancak Sebe melikesi Belkıs kendi elçilerini değerli eşyalarla beraber Süleyman peygambere gönderir. Süleyman peygamber hediyeleri geri çevirmesi üzerine, elçileri geri gönderip Belkıs'ın yanına varırlar ve Süleyman peygamberin dediklerini bir bir anlatırlar. Belkıs büyük bir orduya ve muhteşem bir hazineye hükmeden kadın bir hükümdardı. Bunun üzerine Belkıs ordusunu toplayarak Süleyman peygamberin karargahına doğru yola çıkar. Ancak tam bu esnada Hazreti Süleyman kendisine doğru gelmekte olan Belkıs'ın ulaşmasından önce kraliçenin tahtının olağan dışı bir yolla kendisine getirilmesini ister. Böyle uzak bir mesafeden ışık hızına benzer bir süratle tahtı getirmek isteyen Süleyman peygamber, bu sayede Allah'ın kendisine ihsan ettiği hükümdarlığının kendisinden önce hiç kimseye verilmemiş ve kendisinden sonra da hiç kimseye verilmeyecek olan saltanatının büyüklüğünü göstermek istiyordu. Bunun üzerine İfrit adında bir cin bunu yapabileceğini ve buna gücü yetebileceğini söyledi. Ancak Hazreti Süleyman ifrite değil de yanında bulunan başka biri ona bu işi yapabileceğini söyledi. Ve bunun hemen ardından Belkıs'ın tahtı gerçekten de Hazreti Süleyman'ın hemen yanı başında belirmişti. Nihayet Belkıs saraya varınca sarayın girişindeki avluda akan suyu görür ve sudan geçeceğini düşünerek eteklerini toplar. O anda Hazreti Süleyman avluyu billur bir döşemeyle kaplar ve melikeye eteklerini indirerek yürümesini söyler. Ancak sarayda Belkıs'ı bekleyen çok daha büyük bir sürpriz vardır. O henüz yoldayken tahtı Hazreti Süleyman'ın emrindeki metafizik varlıklar tarafından göz açıp kapatıncaya kadar Kudüs'teki saraya getirilmişti. Sebe melikesi Belkıs tahtını Süleyman peygamberin sarayında görünce şaşkınlık içinde kalır ve bu ziyareti sırasında Hazreti Süleyman'ın ruhani gücünden çok etkilenir. Bazı rivayetlerde Sebe melikesinin Hazreti Süleyman ile evlendiğini ve ondan çocukları olduğunu söylemektedir. Süleyman peygamber o dönemin en kudretli hükümdarıydı. Ancak o devirde çok revaçta olan ve önüne geçilmesi zor bir konu vardı. Sihir ve büyü. İsrailoğulları her zaman olduğu gibi Süleyman peygamberin bu güce büyü ve sihir yoluyla eriştiği yönünde söylentiler yaymışlardı. Onun zamanındaki sihirbazlar arasında şeytanı aratmayacak kadar hilekar ve oyunbaz bir takım sanatkarlar vardı. Bunların içinde her türlü inşaat kalfaları
duvar ustaları, mimarlar, deniz dalgıçları gibi bir takım sosyal sınıflara mensup kimseler bulunmaktaydı. Bunun üzerine Allah, Süleyman peygamberin bir büyücü olmadığını ispatlamak amacıyla Babil şehrine Harut ve Marut adında iki melek indirdi. Bu melekler Babil'de insanlara kara büyü ve sihir öğretmeye başladılar. Fakat bu bilgileri öğretmeden önce insanlara sihir ve büyünün büyük bir günah olduğu konusunda uyarırlardı. Harut ve Marut meleklerinin dünyaya indirilme sebebi ise mucize ve büyünün arasındaki farkı ortaya koymaktı. Ancak bugüne baktığımız zaman bu meleklerin öğrettikleri sihir ve büyüler bugünün modern dünyasında da yapıldığını görüyoruz. Evet, konu çok ilginç. Zira Süleyman peygamberin cennetten geldiğine rivayet edilen yüzüğünün hikayesi de oldukça gizemli. Hazreti Süleyman İslam coğrafyasında farklı bir şekilde anılsa da Yahudiler tarafından bir peygamber olarak değil, üstün güçlere sahip bir kral olarak görülmektedir. Bu nedenle Hazreti Süleyman'ın sergilediği doğaüstü güçler peygamberlik mucizelerinden ziyade sırrına vakıf olanların tatbik edebileceği gizli ilimlerin bütünü olarak tarif edilmiştir. Süleyman Aleyhisselam'ın parmağındaki yüzük bütün cinleri toplayabilme ve onlara hükmedebilme özelliğine sahipti. Bu yüzüğün içeriği hakkında çeşitli bilgiler olsa da aslının nasıl olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. En net bilgi İsmi Azam duası olduğu ve şekline ait bilinen bilgi ise göklerin ve yerin 6 günde yaratıldığına işaret eden ve Davut peygambere verilen birbirine ters 6 kollu 2 üçgendir. Dünyanın en eski sembollerinden birisi olan Mührü Süleyman'ın anlamı göğün ve yerin birleşimini göstermektedir. İki üçgenin biri göğe, biri de yere dönüktür. Zira rivayetlere göre bu yüzüğün hikayesi ilk insan Hazreti Adem'e kadar gidiyor. Rivayetlere göre Adem peygamberin cennetten kovulmasıyla birlikte cennetten çıkarken Mührü Süleyman yüzüğünü arşa bıraktığı söylenir. Daha sonrasında ise bu yüzüğü Cebrail aleyhisselam bularak Allah'a geri getirdiği rivayet edilmektedir. Ve sonrasında Allah Cebrail aleyhisselama bu yüzüğü Süleyman peygambere verilmesini emretmiştir. Hazreti Süleyman bu yüzükle ateşe, suya, rüzgarlara, cinlere ve hayvanlara hükmederdi. Bu yüzük parmağında olmayınca onlara hükmedemezdi. Abdesthaneye gittiği zaman İsmi Azam'a hürmeten bu yüzüğü parmağından çıkarır ve veziri Asaf'a veya hanımına verirdi. Bir gün abdesthaneye gittiğinde bir sahra cini olan dev bir ifrit, Hazreti Süleyman kılığında gelerek yüzüğü gasp eder. Hazreti Süleyman'ın tahtına geçip ve yönetimini ele alır. Ve Hazreti Süleyman'ı sahtekarlıkla suçlayarak onu saraydan kovar. Hazreti Süleyman da geçimini sürdürmek için bir sahil kasabasına çekilir ve balıkçıların yükünü taşımaya başlar. Uzunca bir süreden sonra dev ifrit korkusundan yüzüğü denize atar ve kendisi de ayaklanan cinler tarafından öldürülür. Çalıştığı balıkçıdan yevmiye olarak balık alan Hazreti Süleyman balığı yardığında karnında yüzüğünü bulur ve yüzüğünü parmağına takarak tekrar sarayına döner ve tekrardan tüm gücü eline alır. Bu yüzük öylesine güçlü bir yüzüktür ki kim eline geçirirse dünyadaki bütün cinleri, şeytanları ve diğer varlıkları emri altına alabilir. Bazı rivayetlere göre ise bu yüzük kıyamete yakın Ayş sandığı ismi verilen ve Süleyman peygambere ait eşyaların olduğu sandığın bulunmasıyla ortaya çıkacak. Ve bulan kişi dünya üzerinde egemen olmak için büyük bir mücadele verecek. Kimilerine göre bu yüzük Deccal tarafından ele geçirilecek, kimilerine göre ise İlluminati ve Masonlar gibi örgütler tarafından bulunup Deccal'e teslim edilecek. Bu nedenle bu gizemli örgütler dünyanın her yerinde gizli ait sandığını aramaya devam ediyorlar. Ait sandığının içinde Süleyman peygamberin cinlere hükmettiği yüzüğün dışında bir takım büyük kitapları, Tevrat'ın ilk hali Süleyman peygamberin cinlere yazdırmış olduğu bazı kitapların olduğu biliniyor. Hatta ait sandığının aranmasıyla ilgili çekilmiş birçok filmde bu gizemi ortaya çıkarıyor. Indiana Jones ait sandığı filmi ise bunlardan sadece bir tanesi.
Süleyman peygambere ait eşyalar, özellikle de yüzüğü, Yüzüklerin Efendisi filminde de detaylı bir şekilde anlatılıyor. Fakat filmde şaşırtıcı bir şekilde yüzüğün tehlikeli ve kötü olduğu, bu nedenle yok edilmesi gerektiği söyleniyor. Bu filmde yüzüğü ele geçirmeye çalışan ve yüzüğün gücüyle bütün dünyaya egemenlik kurmaya çalışan karakter ise daha da ilginç. İsmi Saruman. Bu isim Süleyman ismiyle büyük bir benzerliğe sahip. Filmdeki Saruman karakterinin Süleyman peygamberle başka benzerlikleri de var. Örneğin hayvanları kontrol edebilmesi, hayvanların dışında birçok varlığı da yönetebilmesi, Süleyman peygamber ve filmdeki karakterin ortak özelliklerden sadece birkaçı. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Hazreti Süleyman'ın bizlere bir peygamber olduğunu bildirmesine rağmen hakkında günümüze kadar gelmiş sayısız kirli bilgi ve efsane ulaşmış. Buna örnek olarak Hazreti Süleyman'ın bir büyük kitabına sahip olduğu söylenmesidir. Mantık çerçevesinde düşünürsek Allah'ın olağanüstü güçler bahşettiği bir peygamber neden bir büyük kitabına ihtiyaç duysun ki? Kaldı ki Allah büyücülüğü ve sihri kesin bir dille yasaklamıştır ve büyücülerin şeytanın yolunu izlediğini belirtmiştir. Dolayısıyla bir peygamberin büyü yapacağını iddia etmek hem akıl ve mantık hem de İslam inancının temel prensiplerine aykırıdır. Hazreti Süleyman elindeki olağanüstü güçlerden ziyade devasa bir zenginliğe sahipti. Emrindeki cinleri denizlerin altına göndererek inci ve mercan gibi çeşitli mücevherler çıkartırlardı. O, Allah tarafından cinlere ve insanlara ve diğer tüm yarattıklara hükmetme yetkisi verilmiş olağanüstü bir liderdi. Ancak her ölümlü gibi Hazreti Süleyman'ın da bu dünyadaki zamanı sona erdi. Hazreti Süleyman ölümünden önce tahtına oturmuş ve cinlerin hala çalıştığını göstermek için öldüğü anlaşılmasın diye Allah ona öyle bir durum vermişti ki ancak zamanla asat çürüyüp yıkılınca gerçek ortaya çıkmış ve cinler Süleyman peygamberin aslında Allah'ın emriyle çoktan vefat ettiğini anlamışlardı. Hazreti Süleyman'ın ölümüyle halkı büyük bir hükümdar kaybetmişti. Onun adaletli yönetimi, bilgeliği ve insanüstü yetenekleri arkasına bıraktığı mirasın bir parçası olarak kalmıştı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.